Merhabalar Türbe Delisi takipçileri, hepinize hayırlı günler. Bugün İstanbul Edirne Kapı Sur dışında Eyüp ilçesine bağlı eski Osmanlı mezarlığının içerisinde kabri şerifi bulunan Abdurrahman Sami Saruhani Uşaki Hazretlerinin kabri şerifinin başına gidip ziyarette bulunacağız inşallah. Bu mübarek Şeyh Efendi kimdir? Kısa ve öz olarak sizlere elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. Abdurrahman Sami Efendi, Mart 1879'da Manisa'da o zamanki ismiyle Saruhan dünyaya gelmiştir. Leyle-i Mevlid münasebetiyle babasını tebrike gelen Çöplü Dede namındaki Veliyullah efendim, şimdi dünyaya gelen Mahmudumuzun ismi Abdurrahman olsun demesiyle babası Asım Efendi oğlunun ismini Sami ilavesiyle Abdurrahman Sami koymuştur. Dedesi ise Şeyh Ahmet Nuri Efendidir. Valideleri cihetinden silsileri Seyyide Zeynep Hazretlerine, pederlerinin silsileri de Hazreti Ömer Efendimize ulaşır. Niyazi ise kendisine aldığı mahlastır. İlk tahsiline memleketinde başlayan Sami Efendi İstanbul'a gelerek Fatih Çifte Ayak Bahri Sefit Medresesi'ne devam ederek Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi'den ve zamanın alim ve bilgili ismi olan Hüseyin Necmettin Hürzeti Efendi'den icazet almıştır. Abdurrahman Sami Efendi Hazretleri Kasımpaşa'daki Yahya Kethuda dergahı postişliğinde tayin edilir ve tekkeler kapatılıncaya kadar burada vazife yapar. Ancak buradan aldığı maaşı kendisine harcamaz ve şeyhi Şücaettin Baba'ya gönderir. Kendi geçimini ise elinin emeğiyle karşılar. Abdurrahman Sami Efendi Hazretleri aynı zamanda kimyagerdir ve miski imal edip kazancını buradan temin eder. Kimya ilmindeki kudreti yanında ilmi simyada da 7 tuğla sahibidir. Simya ilmine dair birçok eser telif etmiş, ancak irtihaline yakın ehil olmayan ellere geçer kaygısıyla hepsini imha etmiştir. Sami Efendi Hazretleri Arapça ve Farsça'ya şiir yazacak derecede vakıftır. Nitekim bu dillerde yazılmış nutukları divanda görülmektedir. Arapçaya vukufiyetini gösteren bir delil de meşhur Kafiye isimli kitaba bir şerh yazmasıdır. Abdurrahman Sami Efendi'nin bir diğer özelliği de pek çok tarihten mücaz oluşudur. Eskiden bu gibi zevata cami-i tarih tabir edilirdi. Kendisiyle bizzat görüşen Sefini Evliya yazarı Hüseyin Vassak Efendi bu hususu bizzat Sami Efendi'den şu şekilde rivayet ediyor. Sami Efendi şeyhine hitaben, efendim diğer tarikatlardan da sahibi silsili olsan müsaade buyurulur mu sorusuna cevaben Salahi Efendimiz Hazretleri de cem etmiştir. Esna-i sulukta olamazdı. Badel icaze muhayyersin yolunda müsaade de bulunmalarıyla diğer tahriklerden de ayrı ayrı mazhar-ı icaze olmuş olduğunu hikaye etti. Abdurrahman Sami Efendi Hazretleri irşadını halvetinin bir şubesi olan Uşaki usulüne göre yapar. Son günlerde bile zikir meclisini küşad eder, camilerde yatsı namazından sonra el ayak çekildikten sonra zikir meclislerine devam eder. Kendisine korkup korkmadığı sorulduğunda bize bu vazifeyi şahıslar vermediler ki şahıslar istedi diye terk edelim der. Tefsirden hadise, akaitten edebiyata kadar pek çok sahada eser veren Sami Efendi'nin en önemli eserlerinden birisi de Efradun Mukarrarin adını verdiği ve haftanın her günü için hususi olarak tanzim ettiği evradıdır. Tekkelerin kapatılmasından sonra Abdurrahman Sami Efendi için zor günler başlamıştır. Yaşının genç olması, başta İstanbul ve Ege olmak üzere bağlılarının ve sevenlerin çokluğu Şeyh Sami Efendi'nin takibi için yeterli bir sebep olarak görülmüştür. Menemen hadisesinde Ser Halifesi Bekir Sıtkı Vissali ile beraber tutuklanır. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etmelerine rağmen artık bir kere mimlenmişlerdir. Hem Şeyh Sami Efendi hem de Bekir Sıtkı Efendi hayatlarının sonuna kadar takip altında tutulacaklardır. Osmanlı dersamı olması hasebiyle kayda hayat şartıyla vaizlik yapabilmek hakkı varken bu hakkı da gasp edilir. 1934 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifi Edirne Kapı Mısır Tarlası Mezarlığı olarak bilinen
şimdiki yerindedir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ruhlarına el-Fatiha. Kıymetli dostlar, bugün ziyaretini gerçekleştirmiş olduğumuz Şeyh Abdurrahman Sami Saruhani Niyazi Kudüsesi Ruh Hazretleri'nin evvelen ve bizzat Hace-i Kainat Resul-i Sakaleyn İmam-ül Harameyn peygamberlerin ilk nuru, son zuhuru, akılların mihrakı, kalplerin iştiyakı, lahutun fermanı, nasutun burhanı, hak musikisinin en tatlı sesi, vahyu ilhamın ebedi kürsisi, saadetin bekayı tutan dersi, zemin-ü zamanın baharı, kainatın medarı iftiharı, hakkaniyet ve kemalin kendisi, Rabbimizin alemlere rahmet eseri, insü cin peygamberi, peygamberimiz, efendimiz, müjdecimiz, önderimiz, rehberimiz, her şeyimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri için yazmış olduğu Naat-ı Şerif'i teberrüken okumak isteriz. Cemali Hazretin şemsi duhadır ya Resulallah. Kemali vahdetin nuri hüdadır ya Resulallah. Vücudun nüshâ-i kübra, makamın sidre-i esna, turab-ı merkadin arş-ı uladır ya Resulallah. Gülistan-ı cemalindir sekiz cennetlere zinet, seni zikreylemek cana gıdadır ya Resulallah. Dü alem şah-ı sermetsin ki sen Ahmet Muhammed'sin, huzurun kainata mültecadır ya Resulallah. Yanar aşkın ile emlak döner şevkin ile eflak, cemalin aşıkı zat-ı hüdadır ya Resulallah. Fakir-ü mücrim-i miskin kulunum kapına geldim, senin her adetin lütfu atadır ya Resulallah. Firakınla dilim naşad ederim daima feryat, lütufla bendene imdat sezadır ya Resulallah. Kara yüzümü pür nur et ki sensin menba-i envar, cemalin arş ile ferş-i ziyadır ya Resulallah. Şefaat kıl günahkara, seza etme beni nara, gece gündüz işim cürm-ü hatadır ya Resulallah. Benim bu derdime derman edemez olsa da Lokman, tabiba, aşıka derdin devadır ya Resulallah. Kulun Sami Niyazi'ye şefaatle inayet kıl, senin aşkınla nare müpteladır ya Resulallah. Abdurrahman Sami Saruhani Niyazi Kudüs-i Ruh. Okumuş olduğumuz bu Naat-ı Şerif'te birçok eksiklik ve kusur bulabilirsiniz. Bunları acizimize ve cehlimize verip bağışlamanızı dileriz. Abdurrahman Sami Niyazi Saruhani Hazretleri'nin himmi ruhaniyetleri üzerimize sayaban olsun. Allah şefaatlerine nail eylesin ve bizi ondan, Allah dostlarından ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ruhu saadetlerine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerife hediye etmenizi istirham ederiz.